Merhaba arkadaşlar, Pet Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Hesap kapışmasının belki de en önemli haftasındayız arkadaşlar. Biz hesap kapışmasına başlayalı bayağı bir hafta oldu. Fakat böyle bir hafta hiç yaşanmadı. Şundan dolayı o kadar fazla paket geldi ki bu hafta oyuna. Bu hafta 7. sezon başladı ve çok fazla paket var. Hazır futbol parasını alınacak paketler. 105 Messi, 105 Griezmann, 102 Bellingham, çok yüksek seviyeli isimler. Paketler var. Paramızla paket açılımı yapsak çok fazla paket var. Hesap kapışmasına başladığımızdan beri böyle bir şey olmadı. Tabii tüm bunları düşündüğümüz zaman bunların hepsi aslında lahmacun hesabının daha çok işine yarıyor. Çünkü e-futbol parasıyla paket satın alma serbestti. Açılımlarda sınırlandırma vardı. Şu an zengin hesabımızdayız. Her ne kadar zengin olsa da birazcık sınırlandırıyoruz bazı konularda. Tüm bunlara rağmen çok şanslı bir hesabımız. Player of the Week paketlerinde en güzellerine çoğu zaman tek attı. 9 e-futbol parasına da çok güzel isimler çıkardığı zamanlar oldu. Son haftalarda özellikle bayağı bir şanslı. Epic pakette de şanslı. Fakat şimdi hazır paketleri düşündüğümüzde oradaki Griezmann, 105 seviyeli Griezmann kadro gücümüzü arttıracak. Bizde Griezmann'ın belki böyle Player of the Week kartı falan varsa, hatta o bile dikkatimizi çekmiyor. Ha şurada var mesela. Yine çıkarmış. Pas geçmemiş. Griezmann'ın şu kartını bile zamanında çıkarmış. Şimdi o paketi alacağız. İngiltere paketini alırız. Bizim işimize zaten orada Messi yaramıyor. Burada 106'lık Messi var. İngiltere'deki Bellingham. Çünkü bizde Bellingham'ın 101'lik kartı yok. 100'lük kartı var lahmacun hesabında. Yine de bakalım. Adaylı sözleşme kartı. Oradaki Bellingham 102 seviyeye kadar çıkıyordu. O anlamda çok işimize yarayacaktır. Epic paketler var. Paket açılımları gerçekleştireceğiz. Öncelikle bir paket açılımını gerçekleştirelim. Sonra da hazır paket alalım. Lahmacun hesabı son haftalarda gücünü arttırarak devam ediyor. Bir de güçlendirici futbolcuların, Player of the Week'tekilerin güçlendiricisi çalışmıyor. Bir kadro gücünü azaltmıştı ama son haftalarda üst üste Epic çıkarınca kadro gücü arttı. Bir her şeyi toplayalım arkadaşlar. Buralardan da az bir şey alacağımız var. Tümünü al diyelim ama bunlar bizim kadro gücümüzü arttırmaz. Mesela bizde Mbappe de var. Ama Rafa'dan Yumurta Mbappe'yi hiç çıkaramamıştı. Bu sefer garanti çıkaracak. En çok Mbappe'yi Rafa'dan Yumurta için çok sevindim. 8 tane ücretsiz açma hakkımız bulunuyor. Fakat bizler için önemli olan Epic paket artık arkadaşlar. Çünkü Epic'ler bizim kadro gücümüzü lahmacun da arttırabiliyor. Burada diğer paketler. Burada Messi var, yüksek seviyeli. Şimdi burada iki tane şimdilik ücretsiz açma hakkımız var. Fakat biz buradaki 5 futbolcuyu da alacağız. Ama bizim gücümüzü hiçbiri arttırmıyor. Mbappe de var. Rafa'dan Yumurta'nın kesinlikle Mbappe'yi erkenden özellikle çıkarmasını isteriz. Ama garanti buradaki 5 futbolcuyu da çıkaracağız. Şimdilik öylesine bir iki tane açalım arkadaşlar. Sonra biz asıl önemli olan epiklere geçelim. Atla dedik. Rabiot geldi, göbek futbolcusu. İkinci açılıma gelen isim Kolamuani oldu. Etkinliklerde işimize yarar. Fransa Ligi etkinliklerinde. Şimdi milli takım etkinlikleri var. Oralarda kullanırız. Player of the Week'ten de bir tane ücretsiz açma hakkımız var. İçeride eskiden gelen oyuncular olduğu için yüksek seviyeli isimler bulunuyor. Düşük seviyeliler de var. Fakat bunlar bizim işimize ne yazık ki pek yaramıyor. Epic çıkarmamız lazım. Burayı da bir aradan çıkaralım. Gelen isim Rahmani oldu. 93'lük stoper futbolcusu. Güçlendirici ama şu an güçlendiriciler çalışmıyor Player of the Week kartlarında. Ligler bittiği için. Şimdi geldik en önemli kısmı arkadaşlar. İki tane Epic paketimiz var açılım yapacağımız. Burada Pedri çok yüksek seviyeli. Bir tane ücretsiz açacağız. Bir tane de paramızda. Zengin hesapta 900'e bir kere basıyorduk. Diğer tarafta ise burası var. Eto gelirse harika olur arkadaşlar. 103 seviyeye kadar da çıkmakta. Deco da var. Edmilson gelmesin. Burada da şansımızı deneyeceğiz. Öncelikle buradan deneyelim bence. Bunu aradan çıkaralım. Sonra diğer paketten açalım. Barcelona'dan 3 tane epik futbolcu. Yanında da bu renkli kartlar. Eto. Olmadı Deco. Üst üste epik çıkarabileceğiz mi? Son haftalarda epik pakette de lahmacun hesabı şanslı. Ben kendi hesabımda 900'e pek çıkaramıyorum. Yine biz bu hesapta bayağı 900'e futbolcu çıkardık. 106 Messi bile harika oldu. Şimdi 900'e bakalım bu sefer çıkarır mı? Konemi bu kadar vermezdi ama üst üste çıkardık lahmacunda. Hadi bastık gitti. Bu haftayı da epikle geçecek mi? Yok, olmadı herhalde. Yok. İçerisi beyaz yanıyor. Üstü de epik gibi yanmadı. Sonradan da dönmezse renkli kart verecek. 5 numaralı formasıyla birisi geliyor. Martinez. Barcelona takımından. Ama seviyesi çok yüksek değil. Tek mi geliyor? Başka bir renkli kart var mı? Epik olmadı. Keşke bir epik çıkarabilseydik. Özellikle de Eto
güzel olurdu. Şimdi geldik diğer tarafa arkadaşlar. Buradan bir tane ücretsiz, bir tane de onluyu açacağız. Pedri kesinlikle gelmeli. Çok güzel bir kart. Yanında Bernardo Silva var. O da yüksek seviyeli. Simons bir tık daha düşük. Burada diğer renkli kartlar. Ama Pedri'yi çıkarmamız lazım. Lahmacun şansını burada göstermeli. Ama bir de Rafadan yumurta çıkarıyormuş arkadaşlar. Rafadan yumurta da çünkü iki kere açacağız. Genelde bir tane açıyorduk ama bir ücretsiz bir de parayla. İhtimal çok az da olsa azalacak, artacak orada. İptal et. Ücretsiz iptal et. Üçüncü de bastık. Ücretsize tek atamadık. Attı dediğimizde herhangi renkli kartta vermedi. Şimdi en önemli kısım onlu açacağız. Gelme ihtimali biraz daha yüksek. Son haftalarda lahmacun çıkarmaya başlamıştı. Şansı burada da dönmüştü. Bu sefer çıkaracak mı yoksa bu hafta pas mı geçecek? İptal et 100. İptal et. Üçüncü de bastık. Gelir mi bir showtime? Yok olmadı. Ben çıkarır zannediyordum. Yani renkli de vermeyecek galiba. Hiç o ışıklar falan da yanmadı. Böyle lazer ışınları gibi yeşil ışıklar. Normal kart futbolcu kaçık. Müller'in normal kartı. Bir de Rafa'dan tek atıyormuş arkadaşlar. İki tane açma hakkımız var. Çıkarma ihtimali tabii çok düşük ama neden olmasın. Bir gün gelecek. Belki de Rafa'dan'a bugün gelebilir. Ama şimdi lahmacunun şöyle bir durumu var. Paket açılımlarında istediğimizi çıkaramadık. Ama paketlerde Griezmann var arkadaşlar. Griezmann 105 seviyeye kadar çıkmakta. Lahmacun hesabının gücünü epey bir arttıracak. Menajer var. Yanında diğer 99'luk isimler. Tchouameni, Kamavinga, Dembele. Çok önemli isimler bulunuyor. Biz bu paketi alalım arkadaşlar. Haftaya da İngiltere paketini alırız. Orada da Bellingham var. Bellingham'ı fulleriz. Messi'nin bize 106'lı olduğu için bu kart bizim işimize yaramayacak. Ama Griezmann çok önemli. 1500 futbol parasına Fransa paketini aldık. Mesela Griezmann bir pakette olsaydı 1500 değil çok daha fazla para harcanabilirdi Griezmann'ın bu kartı için. Ama Fransa paketinde diğer futbolcuları almış oluyoruz. Güçlendiricili menajer. Menajer de gerçekten güzel. Uzun topla kontra hem de. Ve üstüne üstlük güçlendiricili Griezmann. 1500 gayet uygun gibi. Ama keşke 900 olsaydı. Hani burada bir güçlendirici olduğu için fiyat arttı. Mesela Bellingham burada 102. O da çok yüksek seviye. Foden var. Alexander-Arnold var. Rice var. Menajerin iki tane takımı tarzı yüksek. Ama 88 değil. 87-86. Burası 900. İngiltere paketi daha bir uygun. Ve yüksek seviyeli isimler de var. Şimdi kadro gücümüzü arttıracak isim. Ha menajeri de bu arada deneriz arkadaşlar. Belki elimizdeki futbolcular Fransız menajerde bir tık daha artabilir. Ondan dolayı iki tane farklı oyun planı listesine kadromuzu oluşturalım. Şimdi biz burada sadece Griezmann'ı fırlayacağız. 100 seviyeli bir ismi çıkaralım. Toni Kroos'u son haftalarda çıkardık. Bir de futbola veda edeceğini söylediği için ben onu en son çıkarırım arkadaşlar. Olabildiğince kadromuzda bulunsun. Ben burada Delit'i çıkarayım. Vinicius'a da elim gitmedi. O da bulunsun kadromuzda. Şimdi seviye antrenmanı. Lahmacun hesabının gücü her hafta artmaya başladı son haftalarda. Yine artış gösterecek. Kaç olacak? Şu yüzlük işe yaramadı. Herhangi bir kaleciliğe basmadı. Lahmacun hesabının kadro gücü 3159. 3160'ın sınırındayız. Önümüzdeki hafta 3160'ı geçeceğiz arkadaşlar. Griezmann'ı da kadroya alalım. Tam sağ kanattaki ismi çıkalım. Ben de Jumberk'i çıkarayım diyecektim. Oraya cuk diye oturdu. Süper bir kadro. Şimdi kadroda bir kalecimiz sırıtıyor 100 seviye. Yüksek seviyeli kaleci çıkaramadık. Paketlerde de ne yazık ki yok. Artık 101'likleri de temizliyoruz. Neymar 101. Kaleciyi saymazsak başka 101'imiz yok. Kenarda 102'lik isim olsa ben Neymar'ı da çıkaracaktım. Lahmacun da geçen hafta hani 100'lükleri 99'lukları temizledik. Herkesi 100 bandına aldık. Lahmacun da artık 101'lere geçtik. 102'lere doğru ilerlemeye başladık. Şimdi biz menajerimizi bir değiştirelim. Oyun planı listesi. Şurada boş bir oyun planı listesine geçelim. Fransız menajerde bir de bakalım. Kadro gücü ne olacak? Şu an 3159. Takım oy tarzını uzun topla kontrol yapalım. Deschamps'ı alalım. Nerede? Şurada. Vay be bir de seviye düştü. Xabi Alonso bir seviye yüksek tutmuştu. Hangi futbolcumuz düştü acaba? Şöyle baktığımda
Yakalayabilir miyiz? Maradona 101'di, 100 oldu. Döşamda oyun planı listesini tekrardan değiştirelim. Xabi Alonso'ya gelelim. Xabi Alonso'da Maradona 101. Biz Xabi Alonso'dan devam ederiz arkadaşlar. 105 Griezmann'la birlikte 3160 sınırına zengin hesabımız lahmacun geldi. Önümüzdeki haftada İngiltere paketini alırız. Epic paketten de açılım gerçekleştireceğiz. Pazartesi, Perşembe gelecek paketlerden de. Önümüzdeki hafta lahmacun hesabı 3160'ı geçecek ama kaçlara kadar gelecek? Şimdi de Rafa'dan Yumurta'ya geçelim. Rafa'dan Yumurta umarız bu hafta kadrosunun gücünü arttırır. Rafa'dan Yumurta hesabına giriş yaptık. Beyazımızı giydik. Bu sefer arka planımız da beyaz oldu arkadaşlar. Şans getirirse Rafa'dan Yumurta'ya devam et dedik. Buradan da devam et dedik. Bir her şeyi toplayalım. Bize 200 e futbol parası kesinlikle şart. İki tane paketten açılım gerçekleştireceğiz. 50 e futbol parası. 50 tane alacağımız var. Tümünü al dedik. 415. 200 et şeylerden de veriyordu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Turnuvadan 200 alıyoruz. Etkinliklerimiz de var 50-50. Rafa'dan Yumurta'nın elini birazcık daha rahatlattı. Biz hem paket açılımı yapıp hem biraz daha biriktirip en kötü bir İngiltere paketi falan almamız lazım. Ha ileride turnuvadan hediyeler falan verilecek arkadaşlar. İki tane turnuva var ya, Avrupa Şampiyonası ve Güney Amerika. Oralardan da bir şeyler alırız. Yavaş yavaş da biriktiririz. Olabildiğince biriktirip Griezmann paketini alırsak muhteşem olur. Kapışma bitmeden önce kesinlikle Griezmann paketini almamız lazım. Bizde 104'lük Messi'nin kartı vardı. O Griezmann'ı da bir alırsak arkadaşlar ama paketin süresi bitmeden almaya çalışacağız. Aslında para biriktirsek alırız ama sonuçta kapışma olduğu için en azından bir açılımlar da gerçekleştiriyoruz. Ondan dolayı en kötü 900'lük paketi belki alabiliriz. Galiba kadro gücümüz bu şekilde arkadaşlar. Bir kontrol edelim. Etkinliklerde oynarken değişiklikler yapabiliyorum ben. Genel derece dediğimizde kadro dışında çok yüksek seviyeli yok galiba. Bernardo Silva'yı ben yine bir kontrol edeyim. O da 100 seviye. Biz geçen hafta tüm kadroyu yani 100 ve üzerine almıştık. 99'luk bir tane ismimiz yok. Geçen hafta hatta defansif orta sahayı çıkardık bedavaya. Ruben Neves'i. 3118 kolektif gücümüz var. Fakat ben tüm görevleri tamamlamadım arkadaşlar. Ücretsiz açmaklarını alacağız. 101 Mbappe. Biz hiç Mbappe'nin, Erling Haaland'ın, Rafa'dan Yumurta'ya renkli kartını çıkaramadık. Ama çıkaracağız. Ya bu hafta ya da önümüzdeki hafta çıkaracağız. Ha, olabildiğince erken gelse. Rafa'dan da en azından o şekilde kadro gücünü arttırabilir. Ama burada oynadıkça biz daha ücretsiz açmaklarımızı alacağız. Buradan da milli takımımızın futbolcuları var. Fakat seviyeler çok yüksek değil. Etkinliklerde işimize yarar. Buraları da oynadıkça buralardan da hediyelerimizi alırız. 11 tane ücretsiz açma hakkı ama tabi bazıları yüksek seviyeli, bazıları düşük seviyeli. Öncelikle Player of the Week açılımını yapalım arkadaşlar. Mbappé'yi daha sonra yapalım. Ücretsize tıkladık. Şimdi genelde Rafa'dan kötü futbolcu çıkarır. İyi çıkaracağı zaman da kesinlikle elimizde vardır o. Son haftalarda 1-2 tane güzel futbolcu çıkardı ama elimizde olanı çıkardı. Bu sefer Di Marco geldi. Umarım Rafa'dan da Di Marco yoktur. En azından seviyesi güzel. Kullanılabilecek bir futbolcu Di Marco. Fransa paketinde şimdilik 2 tane açma hakkımız var. Keşke Mbappe'yi erkenden çıkarabilsek. Bizim Mbappe'ye ihtiyacımız var. Diğerleri gelmese de olur. Güzel de futbolcular ama kadro gücümüzü arttıracak isim Mbappe. Ve ilk defa Rafa'dan'a Mbappe'nin kartı gelecek. Ya bu hafta ya da haftaya biz artık bunları alacağız arkadaşlar. Ama olabildiğince erken gelse. Hazır lahmacunun kadro gücü arttı. Rafa'dan da birazcık arttırsam. Şu haftayı boş geçmeyelim Rafa'dan Yumurta'da. Atlamayalım arkadaşlar. Bakalım. Rafa'dan Yumurta kimi çıkarabilecek? Hadi be Mbappe. Olmadı. Kunda geldi. Seviyesi yüksek. Ama kadro gücümüzü arttırmıyor. Dördüncü de bastık. İkinciye gelen isim. Mbappe olacak mı? Haftaya mı kalacak? Ver be Konemi. 12 numara Kolomoani geldi. Mbappe'yi yine vermedi. Ne kadar zor veriyor. Ya garanti Mbappe'yi çıkaracağız. Garanti olmasa arkadaşlar herhalde çıkaramayacaktık Mbappe'yi. O kadar pakete geldi Mbappe, Erling Haaland. Bir kere bile çıkaramadı. Şimdi diğer ücretsizlere baktığımız zaman sonra açılımlar gerçekleştirebiliriz. Çünkü seviyeler düşük. Önemli olan tarafa gelelim. Bence şeyden öncelikle bir açalım. Şuradan bir tane 100 deneyeceğiz arkadaşlar. Genelde gelmiyor ama
Birkaç defa red card çıkardığımız oldu. Bir bakıma paramız boşa giriyor, gidiyor gibi de oluyor. Ama yine de deneyelim. Bir gün tek atacak umuduyla açıyoruz. Şu ana kadar hepiye tek atamadı. Beklemediğimiz bir an belki de gelebilir. Ama ben Pedri paketten umutluyum. İki tane atacağımız için. Buradan A renkli geliyor. Epik olmadı. Son zamanlarda renkli çıkarmaya başladık ama. Birazcık şansımız arttı bu konuda arkadaşlar. Ama epik çıkaramıyoruz. Çok yaklaşıyoruz epiye. Hani haftalar geçti. Bir kere de olsa bu hesap epiye tek atar diyoruz. Yaklaşıyoruz, yaklaşıyoruz ama bir türlü epik olmadı. Fakat Pedri'li paketten iki tane açma hakkımız var. Bir tane göre şansımız yüksek ama 150 futbolcu içerisinde iki tane. Yine de tabii çıkarması çok zor. Rafadan'ın da bir yandan da şanssızlığını da düşündüğümüzde 150 isimden iki ismi sadece çıkarabileceğiz. Zor ama neden olmasın? Üçüncü de bastık. Hadi be Konami. Yeşil. Renkli veriyor. Bu da ilginç ama. İki paketten de renkli kart çıkarıyor. Ve tek attı arkadaşlar. Keşke şu iki tane renkli yerine bir tane epik gelseydi. Ama paralar boşa gitmedi. Yani burada ücretsizden renkli, diğer taraftan paramız da renkli. En azından renkli kart çıkarmış olduk. Bastık gitti. Olmadı. O epik gelişini göremedik. Atlı diyelim. Normal kart futbolcu verdi. Mbappé'yi de çıkaramadık. Haftaya kaldı. Haftaya kesin tabii Mbappé'yi oradan çıkarırsak kadro gücümüz az da olsa artacak. Diğer ücretsizler kadro gücümüzü arttırmamakta. Lahmacun hesabının tabii bu gelişmeler işine çok yaradı. Hazır paketler lahmacunun kadro gücünü bayağı bir arttırmasını sağladı. Rafadan Yumurta'da şu an yapacağımız herhalde bir şey yok. Bakıyoruz. Bedava hesabımız 0 TL ile. Bir de her hafta 100-100 denedik. Yani yine bir şansımızı denedik kapışma olduğu için. Biriktirsek hazır paket falan da alabilirdik. Daha da hani güzel olur muydu? Olurdu ama yine de kapışma olduğu için biz 100-100 harcamaya devam edelim arkadaşlar. Bir yandan da azar azar para biriktirip alabilirsek biz Bellingham'ı almayalım İngiltere paketini. Çünkü ben baktım burada 101'lik Bellingham var. Griezmann'ı almak lazım. O şampiyonadan bize birazcık e-futbol parası kalmalı. Hani birinden 400 kalsa, birinden 300 kalsa 700 e-futbol parası. Azar azar biriktirmeye de devam etsek bir kampanya falan bir şeyler 1500'ü bulmamız lazım. Griezmann paketini kapışma bitmeden, paketlerin süresi bitmeden almalıyız arkadaşlar. İngiltere değil. Kesinlikle bu paketi almalıyız. 2,5 ayda süremiz var. Bir yandan da 100-100 harcıyoruz ama tüm bunlara rağmen aralarda kampanyalar olur. İşte turnuvadan da bir şeyler kazanabilirsek inşallah Griezmann paketini alır. Belki de final bölümü falan denk gelir arkadaşlar. Kapışmanın son bölümü falan olur. O zaman alırsak Griezmann kadro gücümüzü biraz daha arttırır ve göze daha hoş gelen, görünen bir kadromuz olur. Artık hesap kapışmasının da son aylarındayız. Haziran ayına girdik, ortaladık hatta. Temmuz, Ağustos. Oyunu sonuna doğru da geldiğimiz için hesap kapışması için de şurada 2 ay gibi bir süre var diyebiliriz. Önümüzdeki 2 aylık süreçte Rafa'dan nerelere kadar gelecek? Yani 3120'yi geçeriz. 3130 zor gibi. Belki Griezmann paketini alırsak bir şeyler olabilir. Lahmacun 3200 zor olur ama nerelere kadar çıkacak? Onu da ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Sizler de tahminlerinizi, görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.